Herkese merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün size Lutilandon markasının inceleme videosunu çekiyorum. Ürünlerini aldım, şimdi onlarla birlikte makyaj yapacağız. Hadi başlayalım. Bak şunu söylemek istiyorum, benim gittiğim Watsons'da fondöteni, highlighter'ı ve maskarası yoktu. O yüzden ben o ürünleri başka markaların ürünlerini kullanacağım. Orayı göstermeyeceğim. Sadece Lutilandon markasının inceleme videosu olacak. Belki başka Watsons'larda vardır onu bilmiyorum ama benim gittiğimde yoktu. İlk olarak concealer'ından başlayalım. Got It Covered Concealer'ı. Buradaki rengi Fawn rengi. Oradaki görevli arkadaş bana uyacağını söyledi. O yüzden ben de bunu aldım. Çünkü tester yok yani. Test edemiyorsunuz. Şöyle... Bu arada ben fontenimi falan sürdüm. Bu bana biraz koyu gelecek. Hatta bayağı mı koyu gelecek? Bence biraz koyu. Göz makyajını yaparken size bir tık daha yakın olacağım. Şöyle dağıtayım bakayım. Yo. Sadece biraz sarı. Onu söyleyebilirim. 3 tane ton seçeneği vardı. Bir de paketlerin üstündeki renkler de neredeyse birbirleriyle aynı yani. O yüzden ben de seçerken zorlandım. Oradaki arkadaştan yardım aldım olacağını söyledi. Olmadı değil bu arada. Bir tık daha açığı daha iyi olurdu bence. Kapatıcılığı güzel, yapısı güzel ama tabii bunu ben size gün sonunda ölçümleyip altına yazacağım her zamanki gibi. Ha bu arada ben size şunu da şöyle göstereyim. Concealer böyle sünger. Orta kapatıcılık diyebilirim. Bunu birazcık arttırarak daha yüksek kapatıcılık elde edebilirsiniz. Bu arada ben böyle markaların inceleme videolarını çekmeyi seviyorum. Çünkü böyle hem yeni ürün tanımış oluyorum hem de size alışveriş yapacağınızda faydalı olduğunu düşündüğüm için bu tarz videolar çekmeyi seviyorum. Hem makyaj yapmış oluyoruz hem de ben ürünü size nasıl olduğunu söylemiş oluyorum. Şöyle bir bronzerını aldım. Light Medium Tan Time Bronzer diye geçiyor ürün. Şöyle göstereyim size. Bütün ürünlerin fiyatlarını ne kadar aldım, ben aldığımda indirim vardı çünkü. Ben size videonun altına bırakacağım. Şimdi burada tek tek söylersem video çok uzuyor. Karışıyor yani. O yüzden videonun altında bütün ürün fiyatlarını vesaire bulabileceksiniz. Ben azıcık dokunduruyorum fırçama. Çok almıyorum. Hiçbir zaman hiçbir ürünü çok fazla almıyorum. Şöyle. Bendeki renk light medium arkadaşlar, söyledim mi? Bilmiyorum. Tekrar söyleyeyim. Bronzer güzel. Hatta bronzer bence çok güzel. Hemen dağılıyor. Ben de çok önem verdiğim şeylerden bir tanesi renk vermesinden ziyade ürünü sürdüğüm an dağıtabiliyor muyum? Yani çünkü alttaki ürüne yapışıyor, bazen böyle çamur gibi oluyor. O hiç iyi bir şey olmuyor yani, kullanım açısından güzel değil. Sizi çok zorlar ama bu böyle pıt diye dağıldı bakın. Bence güzel. Rengi de çok güzel bu arada. Bunun bir koyusu da olabilir. Ben herhalde medium dark falan olabilir. Emin değilim. Bakmadım çünkü ben light medium'u görünce aldım. Çok koyu. Beyaz tenli olduğum için çok koyu bronzerlar bende çamur gibi oluyor. Siz kendi ten renginize göre bakarsınız. Ürünü hiçbir zaman çok almıyorsunuz, tamam mı? En önemli olan şey bu her üründe. Eyeliner'da da, göz kaleminde de, işte bronzerda, fondötende de, hepsinde. Az az ürün alıp daha kolay dağıtıyorsunuz böylelikle. Fazlalığını alnıma böyle bırakıyorum şu saç bitimime. Çünkü böyle bir bütün olsun istiyorum. Sanki böyle bronzer sürmemişim de kendi geçişim gibi dursun diye saç diplerimi şuralarına da hafif geçiyorum. Bunu alın. Nefis bir şey bu. Yani eğer bronzer arayışınız varsa tabii. Şimdi şey yapacağım, burnuma böyle geçeceğim ama burnum için daha ince bir fırça kullanıyorum ki böyle löp diye yapışmasın. Onun için bunu kullanacağım. Hafif üründen alıyorum, fazlalığını atıyorum. Şöyle burun kenarlarıma böyle kontürümsü, bronzerımsı bir şey yapıyorum. Umarım inşallah netimdir. Çünkü böyle düşünsenize, video çekiyorsunuz bazen şey oluyor. Videoyu çekiyorum, yarısında net değilim. Yani net değilim yani videoda. O zaman sinir oluyorum. Hadi o videoyu bir daha sil, bir daha çek. Zor oluyor. Bir de o şeyini kaybediyorsun yani. O ilk heyecanını kaybediyorsun. O yüzden umarım nettir. Nettir ya. Net olmasa da yükleyeceğim bunu. Çok tatlı bir paketlemesi olan bir aldığına geçiyorum. Blush Crush diye geçiyor. Bendeki rengi pembe.
Pembe de ne acaba? Aldığı da böyle, ay çok tatlı. Ay, aynası da var. Benim için önemli bu arada aynası olması. Çantanızı attığınızda daha rahat uygulama sağlıyor. Pembesinin rengi çok güzel. Hep dokundurdum, fazla mı atıyorum? Ay, aldık da çok güzel. Çok güzel aldık da. Ufacık üstte mini minicik simleri var ama o simler yüzünüze gelmiyor. Bakayım. Geliyor ama çok küçük geliyor. Yani öyle sim 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 durmuyorsunuz ki ben hiç sevmem. Aldığını çok beğendim. Bronzer'ı da çok beğendim. Concealer'ı şu an değerlendiremiyorum. Çünkü biliyorsunuz ki onunla biraz vakit geçirmem gerekiyor. Ay ben aldığım rengine falan bayıldım. O kadar güzel duruyor ki. Şu an yakınlaysam görür müsünüz? Görürsünüz. Bakın çok güzel rengi. Hafif yansımalı bir pembe. Ben pembe aldık seviyorum. Yani sarışınları, gerçi bütün tenlere çok yakışıyor bence pembe aldık. Şöyle iki tane far paletini aldım. Biri daha böyle, için açıp göstereyim. Turunculu, işte kahveli bir tonlaması var. The Mouse diye geçiyor. Şöyle mor, ben bugün bunu kullanmak istiyorum. Çünkü içine daha farklı, bu zamana kadar kullanmadığım tonlar var. En azından YouTube'da kullanmadığım tonlar var. Bence bunu kullanalım. Şu an tonlar size oradan çok açık gözüküyor. Şöyle daha iyi gözükecek. Morlar, kahveler, işte parlak renkler falan çok güzel duruyor. Bunu kullanacağım. Diğerini de daha sonra belki başka bir makyaj dosyasında kullanırım onu da. Köşedeki Dusk rengini kullanacağım. Dusk'mış adı. Onunla bir geçiş yapacağım gözüme. Şöyle bir katlama bölgeme hafif bir gölge vereceğim. Buna biraz daha yakına geldim görün diye. Şöyle. Ay güzel farları ama. Bilmiyorum, ben bu markayı beğendim ya. Size de Instagram'dan sorduğumda bir kısmınız kullanmıştı, bir kısmınız kullanmamıştı. Merak ediyordu. Renkleri güzel gerçekten. Yani renk vermiyor değil. Şu açık renk bile renk veriyor yani. Bilerek önce ondan başladım ki. Bakayım pigmentleri falan nasıl diye. Aa ben çok beğendim valla. Böyle hafif çekiyorum. Bu tarafa da aynısını yapıyorum. Farlar dökülmesin diye. Yani dökülüyor falan diyorsunuz ya bazı farlar. Hepsi, her far dökülür. Yani MAC'te de kullansanız dökülecek. İşte yani herhangi bir markanı da kullansanız dökülecek. Az ürün uygulayın. Az ürün uygulayarak dağıtmaya çalışın. O zaman bu sıkıntıyı daha az yaşayacaksınız. Hafif şöyle bir gözüme derinlik verdim bu renkle. Gözümün kuyruk kısmını birazcık daha koyultmak istiyorum. Hangisi daha koyu bakayım. Bence şu. O yüzden birazcık daha koyu bir renk, yani şunu, neymiş adı, ona da bakayım. Boss rengini dış köşelerine uygulayacağım. Şu lilası nasıl acaba? Ay lilası da çok güzel. Güzel güzel sevdim bu markayı. Şu köşesine koyuyu bırakıyorum. Bu sefer fırçamı değiştirdim. Daha ince, daha küçük bir fırçaya geçtim. Dış köşeyi hafif içe doğru gelerek koyultuyorum. Ne yapmış oluyorum böylelikle? Gözümü birazcık daha çekmiş oluyorum. Ben bu makyaj stilini genelde bütün makyajlarımda kendimde de kullanıyorum. Çok seviyorum çünkü bütün göz tiplerine yakıştırıyorum gerçekten. Güzel oluyor bence. Şöyle uyguluyorum. Ki bence bu şekilde bile bırakıp maskaranızı sürebilirsiniz. Eğer günlük makyaj yapıyorsanız, ama ben günlükte de parlak kullanıyorum. Seviyorum ben. Siz bana bakmayın. Ben size makyaj tarzını anlatayım. Siz kendiniz nasıl istiyorsanız o şekilde yapın. Ben size sadece burada yol gösterebilirim. Şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın daha iyi olur diye. Şimdi bunu böyle uyguladım. Dağıtma fırçamı hiçbir zaman elimden bırakmıyorum. Temiz bir uçlu. Yani hiç kullanmadığımız bir de dağıtma fırçasını. Burayı bir iki ürünü birbirine... Ha, bu arada kaş ürünü de yok.
Onu da söyleyeyim. Kaşürünü de yok, highlighter da yok ve şey de yok. Maskarası da yok. Yani en azından benim gittiğimde yok. Belki daha büyük bir Watsons'ta daha büyük bir şeyi standı olabilir. Benim gittiğimde büyük bir stand yoktu orada. Bu tarafa da aynı işlemi yapıyorum. Şu rengi alacağım. Bu da ne renkmiş? Tiz diye bir renk. Bunu da şu gözümü kirpik dibine öncelikle bırakıyorum. Çok güzel pembemsi morumsu hoş bir ton. Ardından şuradaki power rengini alıp o az önce geçtiğim yerin kirpik dibine yani şuraya bir derinlik kazandırıyorum. Çünkü böyle çok boş bakmasın. Yani oraya bir koyuluk ister. Bu şekilde bırakıyorum. Ne oluyor bu sefer? Daha derin. Mesela şu ikisini karşılaştırdığınızda bu daha derin duruyor. Şuna da hemen uyguluyorum. Ardından bir tane renk var ki bunun içinde. Nefis duruyor yani. Şunu deneyip süreceğim. Tempt rengi. Fırça kullanmayacağım. Direkt parmağımla alacağım. Çünkü bunu fırçayla sürerseniz hafif dökülme yapabilir. Renk var ya nefis nefis. Bakar mısınız? Çok güzel. Bu rengi fırçaya aldığınız an çünkü simli bir renk bu. Dökülür bütün makyajınıza aşağı kadar iner. Bu ürün parmakla alınır. Ya da daha sentetik bir fırçayla. Nefis nefis. Bayıldım yani. Bayıldım renge. Yine parmağımla buraya koyuyorum. Tampon hareketlerle arkadaki yaptığım gölgeyi bozmadan tampon 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 oturtuyorum. Çok beğendim. Böyle tek edebileceğim bir laf yok. Göz pınarlarımı da aydınlatayım. Onun için de Earth rengi. Paleti çok ne anlamda güzeltmişler biliyor musunuz? Hem çok parlaklar da var, hem çok matlar da var içinde. 3-4 mat var palette. 1-2-3-5 tane de parlak rengi var. Yani bayağı güzel. Düşünsenize şu rengi bir de ıslatarak uyguladığımızı. Düşünmek bile istemiyorum. Acayip güzel olur. Acaba bundan highlighter olur mu? Deneyeyim mi? Bir highlighter gibi yapayım mı? Şuraya hafiften bir geçiyorum. Fena olmuyor. Böyle bir far paletiniz varsa ve içinde bu tarz bir rengi varsa highlighter olarak da kullanabilirsiniz. Ben şimdi hemen maskaramı sürüp geliyorum. Evet şimdi maskaramı tamamladım. Geldim. Sıra geldi. Ruja. Slay All Day isimli bir serisinin Girl Power rengini kullanacağım. Herhalde matlaşıyordur bu. Yapısı biraz daha nasıl diyeyim? Vazelin gibi. Böyle mousse bir yapısı var. Kalıp gibi yapmadı dudağım. Onu sevdim. Bir gloss gibi bir ruj aldım ki bunu da göreyim. Bunun rengini zaten çok seviyorum. Paketlemesi de çok güzel. Şöyle bir gloss aldım. Ama rengi nasıl güzel. Bakalım dudakta nasıl duracak. Ben böyle mat rujların üstüne parlatıcı geçmeye bayılıyorum. Bayıldım. Buna bayıldım. Öyle söyleyeyim. Konuşacak olursak, ürünleri şöyle bir toparlayacak olursak, concealer'ı bilemiyorum ama çizgilenecek bence. Bana kalırsa. Çizgilenecek ama bu benle de alakalı olabilir. Çünkü ben altına fonten sürdüm. Onu da söyledim zaten size. Bu concealer'ı bir de sadece altına fonten falan sürmeden deneyeceğim. O zaman asıl size fikrimi söylerim. Farlarına bayıldım, allığına bayıldım, bronzerına bayıldım. Ruj keza ve ruj ve gloss da o şekilde çok sevdim. Ya yani genel olarak bu markayı sevdim ama concealer'ından asla emin olamıyorum şu anda. O yüzden concealer'ına hani şey diyemeyeceğim. Hani bu mutlaka allığına çok güzel falan.
diyemeyeceğim. Çünkü emin olamadım dediğim gibi. Emin de olmam için bir kere daha kullanmam gerekiyor. Onun dışında hele ki o parlak farları, yani ben bayıldım. Bayıldım yani. Bu farları sürekli kullanırım. Makyajlarımda da kullanırım. Fiyatları da o kadar pahalı değildi bunların. Ama altına tek 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 indirimli ve indirimsiz hali fiyatlarını ben size yazacağım. İnceleme videoları çekmeyi çok seviyorum. Yani merak ettiğiniz başka bir marka varsa mutlaka aşağı yazın. Onun da videosunu severek çekerim. Çünkü benim için bu şey gibi, bir keşif gibi yani. Çok sevdiğim bir alan olduğu için ürünlerini de incelemeyi çok çok seviyorum. Ve size de faydası olacağını düşünüyorum. Ben Luti London markasına böyle bir makyaj yaptım. Umarım siz de sevmişsinizdir. Ürünleri sizin için tek tek inceledim. Yine de merak ettiğiniz bir şey olsa mutlaka aşağı yazın. Hepsine tek tek cevap veriyor olacağım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Desteğinize ihtiyacım var. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.